Dedi ki bu memlekete gelirsen dedi sana dedi etek giydiririm burada dedi. Seni oğlan yaparım dedi. Dedim bir hafta içerisinde dedim ben geliyorum seni dedim öldürmeye geliyorum. Bir hafta içinde dedim seni öldüreceğim. Kendini dedim bildiğin gibi koru. Ben oraya ölmeye gittim zaten. Hani benim oradan çünkü çok sıkı korunan, ciddi korumalarla gezen bir adam. Hiçbirinin eline silah verip gidin oğlum şunu benim için vurun demedim. Ben kabadayı kültürle büyüyen bir adam. Ben her işimi kendim hallettim. İdamla yargılandım. Dosyanın birinden zaten idam aldım ben. Tam öğlen namazı vaktiydi. Ya müezzin, Allah ondan razı olsun, öyle güzel bir ezan okudu ki. Nakış, nakış böyle kalbime işledi. Kendimi sorguladım orada. İsmim Musa Bahri Açık. 1971 yılında Konya'da, doğum evinde dünyaya geldim. Ahmet dayım varmış. Annem babam da onu çok severmiş. Bana Ahmet dediler sürekli. Annem, babam, ailem, yakın çevrem bilen herkes beni Ahmet diyebilir o yüzden. Ben de Ahmet ismini kullanırım. Tavukçu lakabı da babamın tavukçu dükkanı vardı. Ben de o dükkanda duruyordum. Ondan dolayı da Tavukçu Ahmet lakabı bana oradan gelme. İyi bir aile, kendini bilen, Allah'ını bilen, düzgün bir ailenin içerisinde yetiştik. Ama işte hepimizin engel olamayacağı şeyler vardır hayatta. Akışlar farklıdır. Yaşadığınız olaylar işte kaderimizi şekillendiriyor. Bizim kaderimiz de normalde aslında ailemin yapısıyla, işte bağıyla, bağlantısıyla hiç alakası olmayan konularla iştigal ederek, yanlış arkadaş seçimleriyle özellikle. 14 yaşında yaşadığım işte talihsiz bir olay neticesinde hayatım başka yönlerde şekillendi. Başka ortamlarda şekillendi. Günaha batmış. Yanlış üstüne yanlış. Bir insanın asla düşmanımın dahi yaşamasını tasvip etmeyeceğim bir hayat yaşadım yani. Güzel bir çocukluğum vardı benim. Çok mutlu bir çocukluğum vardı. İnanılmaz güzeldi yani. Macur Pazarı dediğimiz bir semt vardı Konya'da. Oraya taşındık. Babam oradan ev almıştı. Sürekli kavgaların, dövüşlerin olduğu bir semtti aslında. Kahvelerin çok olduğu bir bölgeydi. Arkadaşlarımızla bir gün sinemaya gittik biz. Biz oturuyoruz sırada, sinema sıralarında. En baştaki arkadaşımız ayağını uzatmış ön tarafa. Ondan sonra bir kavga, lambacı geldi, hakaret etti arkadaşıma, küfretti. Çok ağır bir küfretti. Ben dedim ki niye küfrediyorsun dedi. Normalde aslında sinemadaki ben herkesi sanırım, bu arkadaş yeni başladığı için bununla tanışmıyoruz. İşte bu sen ne diyorsun falan derken bana bir tane tokat atıyor. Ben en başta oturuyordum. Ayağa kalktım da hani boksa da gittiğim için biraz sporcu olmanın vesilesiyle buna bir tane vurdum, bu düştü. Sonra ben dedi ki gel dedi sinemanın dedi, arka tarafına doğru dedi. Arka tarafa gittik biz. Baktım bir bıçak çıkardı. Bıçağı salladı birkaç kere bize. Ben geri çekildim falan, artık en son kolundan yakaladım bunu ve elini bükerek bıçağın kendisine saplandı. Sonra bıraktım gittim, yerime oturdum. Daha 14 yaşındayım. Bu anlattığım olay 1985 yılında oldu. Ondan sonra aradan yarım saat geçti, film başladı falan, neyse ne oldu, işte kavga ettik falan dedim. Tabii ben olayın çok da vahamiyetinde değilim yani. Oturduk, yarım saat sonra polis geldi, dedi ki işte lambalar yandı, işte biraz önce burada kim kavga etti? Ben tabii sesimi çıkarmıyorum yani, Çoralı bile değilim. Oradan hakaret ve küfür edilen arkadaşım kalktı, ben onun yüzünden kavga ettim. Kalktı dedi ki bu arkadaş kavga etti. Aslında bu benim hayatımın hem dönüm noktası hem de yaşadığım ilk büyük ihanet arkadaşım tarafından. Ondan sonra polis aldı götürdü beni. Tabi babam da yani iyi bir hani saygın bir esnaftır. Sahip olduğu çevresiyle işte emniyet müdürü falan da babamın çok yakın dostuydu o dönem. Vali, emniyet müdürü. İşte gittik, hani nasıl oldu konuyu anlattık falan. İşte yaşımızın
şeyiyle, işte babamın da biraz etkisiyle bıraktılar bizi. Tabii bu olaydan sonra yaşa benden büyük olan arkadaşlarım, hani bir şey yapmışız, hani birini vurmuşuz. İnsanlar bunun hani kazayla olduğunu falan şey yapmıyor. O günkü çocuk aklımda bende kazayla oldu demiyorum zaten yani. Ondan sonra herkes bize abi demeye başladı. Hani sokakta birbirimizin ensesine vurduğumuz arkadaşlar. Bu insanın böyle nefsini okşuyor, ruhunu okşuyor. Farklı bir saygı görüyorsun. İstanbul'un istiklali, Konya'nın zaferi. Ya da işte Ankara'nın Kızılay, Konya'nın zaferi gibi. Öyle bir yerdir yani, haberlerde çok çabuk duyuluyor. Ondan sonra vay işte hani Ahmet işte birini vurmuş, Musa birini vurmuş falan. İşte herkes işte gösteriyor, gösteriyor, geliyor gidiyor falan. Ondan sonra hayatımız işte baktım hoşuma da gitti bu benim yani. Herkes bana saygı duyuyor. Herkes bana başka gözle bakıyor. Kimin problemi olsa işte geliyor bize falan. Hani diyor şöyle diyor, böyle diyor. Hayatımı değiştiren olay odur. O gün, o yaşadığım olay benim hayatımı değiştirdi. Beni başka bir yöne doğru götürdü. Yoksa ben hani okulda falan da çok başarılı bir öğrenciyim. Ciddi başarılarım var. Ciddi puanlarla bitiriyorum okullarım falan. Öyle geçiyorum sınıflarım falan. O olaydan sonra çok da derse önem vermedim. Yani kendimizi başka bir şekle soktuk kendimizi. Yanlış bir şekilde olsa da o gün için idrak edemedik bunu yani. Babam masanın üzerine anahtarı koydu. Dükkana başladık. Hani babamızın yanında iş hayatına başladık falan. Orada da artık hani arkadaşlarımızdan dolayı bazen dükkana gidiyorduk, bazen gitmiyorduk. İşte arkadaşlarımızla gidiyorduk, parklarda oturuyorduk. İşte sabaha kadar eğlenceler, içmeler falan. Hayat bizi iyice başka mecralara götürmeye başladı. İşte sabahlara kadar oturup kahvelerde orada burada kumar oynamalar, evlerde kumar oynamalar falan. Ondan sonra işte yani hayatım böyle bölük pörçük 16'lı 17'li yaşlarımızda. Kendimizce bir Konyaspor taraftarlar grubuna gidip gelmeye başladık. Kendimizce böyle bir grup oluşturduk falan. O talebelerden, ondan sonra orada işte gücümüzün yettiği esnaflardan, ondan bundan işte haraç almaya başladık kendimizce falan. Her olay aslında beni bir daha büyüğüne, daha büyük bir suça, daha büyük bir kabahate götürüyor, daha büyük günah götürüyormuş yani. Tabii bunları yani bunları o zaman göremiyorsun. Daha sonradan tabii bir 17-18 yaşlara geldiğimiz zaman bu taraftarlar grubu biraz daha orada aktifleşmeye başladık, sözümüz geçmeye başladı. Gece gündüz kovalıyoruz, koşturuyoruz o işleri. O zaman etrafımızdaki 200-300 tane insan olmaya başladı. Durumumuz iyi, parayı da buluyoruz yani. Şimdi tribün farklı bir yer. Şimdi amigolar, işte birkaç tane de arkadaş, o arkadaş grubumuzdan birkaç kişi gidiyordu. İş adamlarından işte para topluyordu, geliyordu. Herkese dağıtıyorduk biz bu parayı yani. Bütün herkes işte bizim gibi, işte bize özeniyor ya da bizim hayatımıza özenen insanlar var, çocuklar var. Bunların da bir şekilde ihtiyaçları var. Sigaraları var, yemekleri var, içkileri var. İşte kız arkadaşlarıyla çıkacaklar, üst baş alacaklar kendilerine falan. Bunları da biz karşılıyoruz yani. Çünkü para çok geliyor yani. Torbayla gelirdi, torbayla dağıtırdık yani. Parayı tutmazdık yani. Biz bu Konya'da Fırıncılar Kooperatifi kurmuştuk. Fırıncıların çoğu da bizim akrabamız yani, benim akrabamdır. Onlar o zaman ciddi anlamda rekabetler, herkes batıyor, herkes iflas ediyor. Fırıncı borcunu uncuya ödemesi lazım, işçiye ödemesi lazım, mayacıya ödemesi lazım ki o adamlar da işte un fabrikası sahibi ya da un satan tüccar da işte çiftçinin parasını ödesin. Sinsirli yoluyla herkes birbirini mağdur ediyor. Onun sebebi de 1 liraya mal ettiklerini 50 kuruşa satıyorlar. Birbirleriyle rekabet halindeler yani sürekli. Hal böyle olunca nasıl yapacağız, nasıl çıkacağız bu işten? Bize geldiler o zaman, bizim de tabii biraz böyle hani sözümüzün falan geçtiği dönemler. Biz de onlara bir düzen kurduk. Kurduğumuz düzen, işte 63 tane Konya'da o gün için fırın vardı. 64.sü açılamaz dedik. Kimse açmayacak dedik. Kurduğumuz kooperatifin tüzüğünde belli kurallar koyduk. Kimse kimseyle rekabet etmeyecek. Kimse başkasının müşterisine düşük fiyat teklif etmeyecek. 3 kere hani bozuk ekmek çıkaran olursa fırınını bir hafta kapatırız gibi kararlar aldık yani. Yaptırımlar da uyguluyoruz. Hani insanlar da halkla düzgün ekmek yesin. Hani birilerinin bir şeyini hallediyor. Biz de oradaki kontrol mekanizmasını sağlıyorduk. İnsanlar gene çığırından çıkmasın diye. Tabii belli bir süre bu böyle gitti. Ta ki ben o işkenceyi görene kadar, Uğur Dündar'a bizi şikayet edene kadar. Uğur Dündar falan geldi Arena ekibiyle beraber. O zaman araştırmalar yapıyorlar. İşte ben bir fırına girerken çıkarken aidat topluyorduk biz yani oradan. Tabii bizim de belli bir gelirimiz vardı orada yani. Yani 4 gün beni böyle felç edecek şekilde dövdüler ama yani. Götürüp bir de çöpün yanına attılar beni en son. Thank you.
Emniyetteki en büyük yediğim, gördüğüm dayak işkence odur. Ama biz hiçbir zaman devletin, benim yetiştiğim kültürde, bir yerde aslında devlet kültürü de, devlete saygı, sevgi. Biz böyle büyüdük, böyle öğrendik. O yüzden devletin herhangi bir makamına zarar verecek herhangi bir şey yapmadık. Bir bekçinin dahi karşısında ben düğmesini ilikleyen bir adam. Devlet memuru olması hasebiyle devleti temsil ediyor. Devlete olan saygımız, sevgimizden ötürü biz devletin en alt makamının karşısında bile biz yani önümüzü ilikleriz yani. Zaten kabadayılık saygıyı gerektirir. Ne olursa olsun biz herhangi bir saygısızlık ya da haksızlık görmediğimiz yerde hiç kimseye senin işte gözünün üstünde kaşın var demedik. Demeyiz de yani. Topladım ben de dedim ki arkadaşlar dedim yani şikayet ediyorsunuz. Olmadı yetmedi dedim araneyi çağırıyorsunuz buraya. Demek ki dedim artık dedim birbirimize dedim evlilik aktı biz dedim sonlanacak. Madem dedim bizden şikayetçisiniz listeyi çıkardım. Bizim aidatımızla ilgili borcu olan arkadaşlar bunlardır. Bunları ödüyorsunuz bundan sonra bizimle işiniz yok. Herkes dedim kendi bildiğini kendi yapsın kardeşim. Oturdum bugün paramı aldım ondan sonra çıktım gittim ne yaparsanız yapın. İki ay sonra bunlar geri geldi. Aslında ben kimlerin şikayet ettiğini biliyorum. Öğrendim bir yerden. Ve geri gelenler de onlar gene. İşte insanoğlu garip. Gerçekten garip. Biraz da beni ya da benim gibi insanları bu tarz şeylere başka insanlar itiyor. Aslında insan insana yapıyor. Temelde bunu gördüm yani. Sonra neyse ben kabul etmedim. Ondan sonra hani biz o işlere girmedik. Oğlum yeni doğmuştu yani 6 aylık 7 aylık falandı. Bilardo dediğimiz yerde onun önünde gece saat 11 falan yanımda da misafir bir arkadaşım var. O da cezaevinden firar etti. Yanıma geldi. Arka sokağa bıraktım bu da beni o Bilardo'nun yan tarafı da karakol zaten yani. Hemen köşeyi dönünce karakol var orada. Oraya çağırdı beni. Hayırdır işte sen bundan böyle bir para istemişsin. Dedim doğrudur istedim öyle bir para o arkadaştan. Üzerimde de silah da yoktu yani. Dedi ki istersin isteyemezsin, alırsın alamazsın, verirsin veremezsin falan. Dedim ya bu konu seni ilgilenir, o benim eniştem. Ya dedim bakalım, sen dedim konuyu biliyorsun, daha önce seninle konuştuk. Bu arkadaş dedim bak, mahkemede dedim benim yanımdaki çocuklar dedim kendini korutuyor. Ve dedim götürüyorsunuz çocuğu da dedim gene bir çocuğumuzun birini bir barda birini vurdurtturuyorlar. Ben bunları sonradan duyuyorum yani. Oydu buydu falan derken işte. Ben de buna dedim ki sen dedim bu işlerin bedeli olarak bize dedim bir 250 bin lira para ödeyeceksin. Aramızdaki husumet mesele bu. Bu arkadaş Ali denen sevdiğimiz bir dostumuz, abimiz o da yani. Zorla orada bize kendini vurdurdu. İşte arkadaş burada belli oluyor. Yanımdaki o arkadaş arabanın içinde beklemedi yanıma geldi. Üzerinde benim zaten silah yok çok çok bana belki bir tokat atardım ben gönderirdim bunu yani. Onun da kafası güzeldi sarhoştu çünkü. Elime silah verdi. Arkadaş ya işte. Bak işte yani arkadaş işte. Çok önemli. Önümüze bir seccade sermiyor. Tövbe ederim kardeşim gel demiyor. Elimize silah verdi. İki ayağından da vurdum bunu. Ondan sonra baktım polis bu tarafa doğru geldi bekçi. Biz bu tarafa gittik. Polis şeye gitti. Elimize silah baktı silah var. Belki de orada şeye girmek istemedi. Kaçtık. Firar ettik. İşte ondan sonra hayatım benim bir daha değişti. Hani o dönem gene kendimi bir ya da 5-6 aylık çocuğumuz vardı yani. Yeni bulmuşlar. Firara düştük. Arkasından bir hafta, 10 gün sonra gittim başka birini vurdum. Olay oldu mu ki? Arkasına git işte, gene bizi arkadaşlarımız gaza getirdi, git başkası. Şimdi biz zaten bu firar gezdiğimiz diğer bu olaylardan dolayı firardık. Birkaç olaydan aranıyorduk o dönem. O zaman bir yerde bir arkadaşımız vardı. Firarken tabii sürekli yer değiştiriyoruz. O zaman Antalya bölgesinde bir arkadaşımız vardı. Onun yanına gittik. Misafir olduk onun yanında. O ara bizim gene görüştüğümüz bölgenin böyle hızlı bilinen bir ismi öldürüldü. O arkadaş öldürüldüğünde hani o arkadaş bazı bir takım barların, bazı orada bir takım eğlence mekanlarının falan hem korumalığını yapıyordu, hem onlardan işte belli gelirler elde ediyordu falan. Bir şeyler vardı.
O dönem bu arkadaş öldükten sonra biz de hani onun boşluğunu bir doldurmak gerekiyor. Çünkü hani onun geride bıraktığı insanlar o boşluğu dolduramazdı yani. O çapta ve kapasitede insanlar değillerdi. Biz de oturduk, bir arkadaş vardı. O arkadaş bize bir kurgu hazırladı. Dedi ki yani şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte şuna gidin, siz şöyle, sen şöyle bir şey iste dedi bana. Ben de sonra onlar beni çağırırlar, ben de giderim. Arayı bulurum, bulurum falan derken. İşte ciddi rakamlar, ciddi paralar var arada. 10 milyon mark gibi bir para istedik. İşte bütün mekanların güvenliği bizim, işte hasılattan %10 bize vereceksiniz gibi. Yani sistemlerin yürüdüğü bir şekil var. Hani biz de o şekillere göre bir şeyler talep ettik falan derken. Bu arkadaş geldi oraya. Eğer dedi hani böyle bir şeyle gelirseniz burada, nasıl gelirseniz öyle karşılanırsınız burada gibi. Bize konuştuğunun tam tersinde konuşmalar ve davranışlar sergiledi. Ben de o anda şaşırdım kaldım. Dedim hani ikisini de dedim burada öldüreyim. O ikisi var, ben varım. Sonra dışarıda da bir takım arkadaşlar ben yerleştirmiştim zaten bir yerlere, mekana girmeden. Dedim hani ben çıkamazsam girin dedim, içerideki herkesi öldürün dedim yani. Dedim, arkadaşı aradım, dışarıdaki arkadaşlardan birini. Dedim ki içeride dedim konuşma böyle oldu dedim, yani bu nasıl olacak? Şimdi ben dedim bunları öldüreceğim, aman dedi sakın bir şey yapma. O dedi işte dayımın dedi işleriyle ilgileniyor falan, bir şey de söyledi bana. Ben de dedim yani iyi de buna dedi, sen dedi çık oradan dedi, bir dedi konuşalım dedi, onu da çağırıp konuşuruz dedi. Dedim emin misin? Eminim, beraber yol yürüdüğüm bir arkadaşım bu. Ona soruyorum hani en azından bilsin yani ne niye oluyor. Ondan sonra o da öyle bir şey söyleyince tabii döndüm ben de, çıktım dışarıya, oradan uzaklaştık. Meğer o bizim görüştüğümüz insanlarla, aileyle arası bozukmuş. Arasını düzeltmek için ve onlardan bazı bir takım menfaat ve çıkar sağlamak için bizi kullanmış bu şekilde. Halbuki yani biz arkadaşız yani. Biz diyoruz ki biz seni seviyoruz, bizim üzerimizde hakkın var. Hani bize oyun oynamasaydı da ya işte böyle böyle durum, hani bizim aramızı yapın dese biz zaten barıştırırdık onları yani. Ya da başka türlü gider, başka türlü konuşur, başka türlü bu ortamları sağlardık. Şimdi onun yapmış olduğu bu hatadan dolayı konuyla hiç alakası olmayan bir adam öldü. Ben öldürmek zorunda kaldım. Sebebi bunlar kendi içlerinde bu konuyla alakalı benim taleplerim doğrultusunda bir toplantı yaparlar. Ölen şahıs da gelir oraya. O da der ki ya bunların istediği paranın, ben der hani onda birini, ben bunun sülalesini öldürtürürüm, kendisini de öldürtürürüm diye bir konuşma yapar. O konuşma benim kulağıma geldi. Bunu ben duyunca ben bu ölen arkadaşı aradım, rahmetliyi aradım. Dedim ki sen dedim hani böyle söylemişsin, böyle bir kelime sarf ettin mi diye sordum kendisine. Dedi ki bu memlekete gelirsen dedi sana dedi etek giydiririm burada dedi, seni oğlan yaparım dedi. Dedim bir hafta içerisinde dedim ben geliyorum, seni dedim öldürmeye geliyorum. Bir hafta içinde dedim seni öldüreceğim. Kendini dedim bildiğin gibi koru. Bu arkadaş da tabii bazı önemli dönemin siyasileriyle iç içe olduğu için ve bir takım ortaklıkları olduğu için bazı konularda ona da güvenmesi hasebiyle böyle bir ileri geri konuştu bize. Ben de telefonu kapattım. 2 gün sonra gittim. Ondan sonra 2 gün orada bir keşif yaptım. Ondan sonra da öldürdüm bu arkadaşı. Yani ben oraya ölmeye gittim zaten. Hani benim oradan çünkü çok sıkı korunan, ciddi korumalarla gezen bir adam bu. Dedim hani kendi mekanında oldu zaten olay. Ben dedim bunu öldüreyim. Sonra dedim beni öldürürlerse öldürsünler dedim. Yani bizim dedim şerefimiz 2 paralık, 3 paralık, 5 paralık şereflerden değil dedim yani. Bu arkadaş tabii o da o dönem ben bu olay yapınca hemen askere gitti. Ben ondan sonra o gün bize arkadaş görünen o sırtlana da aslında öldürecektim yani de. Yani kaçtım zaten oradan ben. Tabii biz gene firarız, geziyoruz ama nasıl gezme bizimki? Yani tefecilere sardım ben o dönem. İşte Konya'daki bir takım tefecilerden, bir takım işte illegal yönlerden para kazanan insanlardan biz paralar talep etmeye başladık. Başka yerlerde keza öyle. Alıyorduk da, geliyordu da. İşte bir şeyler yapıyorduk yani. Ondan sonra Konya'daki o tefeci
Babamı batıranlar, babamın malını mülkünü faizle, tefeyle alan adamlar bunlar. Onlardan ben bir takım taleplerde bulundum. Dedim ki kardeşim dedim hani bak bizim ailemize dedim başına bunu getirdiniz. Benim babamın dedim başına bunu getirdiniz. Bizim dedim sizin üzerinizde bir hakkımız var. Bizim hakkımızı dedim ödeyeceksiniz. Vereceksiniz bizim hakkımızı. Veresin vermezsin, alırsın almazsın falan derken. Baktım biz işte şu kadar kardeşiz, bu kadar kardeşiz. Dedim iyi ben de dedim mermi çok. Yani nefesim yettiği süre içerisinde dedim hepinizi dedim öldürürüm yani falan diye aramızda böyle bir konuşma geçti. 3 gün sonra da zaten ben galerisine gittim. Sabah 11 falan. İşte birini gönderdim. Oradalar mı değiller mi diye. Oradalar dedi. Geldik galerilerini taradık. Bu arkadaşların hepsini taradık. Sonra çıktık oradan. Oradan da kaçtık biz. O olaydan da firar ettik. Bir arkadaşımla beraber. Sonra işte yasa çıktı. 99 yılında. Af çıktı. Biraz artık durulmak gerekiyordu. O ara işte af konuları zaten bir taraftan hani deprem artık af konusu unutuldu. Ama af da dedi şeyden meclisten geçmiş oldu. Ondan sonra işte Cumhurbaşkanı'nın imzalaması lazım falan. İşte deprem konusundan imzalıyor, imzalamıyor falan. Ondan sonra imzalar dedik. Biz gittik, teslim olduk. Bir hafta sonra depremden. 24 Ağustos'ta. Mahkeme çoktu. İdamla yargılandım. Dosyanın birinden zaten idam aldım ben. Sonra Yargıtay müebbete çevirdi o idamı, idam cezamızı. İdam cezasını hak ettiğinizi düşündünüz mü? Düşündüm. Hak ettim. Çünkü biz bir can aldık ve uygulansaydı da of demezdim. Ve ben o konunun Allah'ın emrine karşı geldiğim için böyle bir olayı hani kendi nefsime uyarak yaptığım için çok büyük bir pişmanlığım vardır benim. Ve kendi ailesi belki okumuyordur. Ben hala her Yasin okuduğumda öldürdüğüm ya da ölmene sebep olduğum herkes için o okuduğum Yasin'i gönderirim kardeşim. Belki de onların da arkalarından Yasin okuyanı belki biziz. Bunu Allah bilir. Bilemeyiz. Belki kendi ailesinden zaten bekardı. Evli değildi. Çoluğu çocuğu yoktu. Çok babası ve ailesi de böyle şeylere yatkın insanlar değil. Yaşamları, yaşantıları o değil. Çünkü halihazırda işte barlar, sazlar, onlar bunları çalıştıran, işleten insanlar yani. Sizce idam mı yoksa müebbet ceza yemek mi daha caydırıcı sizin için? Ya benim için ceza caydırıcı değil. Neden? Çünkü insanın başına bu dünyada gelmeyen hal olmaz. Evet ben bazı bir takım şeyleri bilerek isteyerek yapmışımdır. Bu cezaları o yüzden almışımdır. Zaten hani ben bu cezaları o olayları yapmadan önce alacağımı biliyordum. Benim için caydırıcı olan işte burada alacağım cezalar değil. Allah'ın bana vereceği cezalar. Beni döndüren, beni bir takım şeylerden geriye alıkoyan şey buydu. Önemli olan bunu idrak etmek. İnsan kendi vicdan muhasebesini yapmadığı süre içerisinde hiçbir ceza insana caydırıcı olmaz. Kendi vicdan muhasebesini yapma kabiliyetine sahip olan biri de zaten yolunu Allah'ın yoluna çevirecektir. 2007 yılında İstanbul'da tabii cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul'da Nargile Salonu açtık. 2 tane kahvemiz vardı. Kulübümüz vardı, kumarhane dediğimiz tarzda bir kulüp. Kendimize bir şeyler koşturuyorduk, kovalıyorduk gene yani. Gene o hayatın içerisindeydik. Hayatımız başka şekilde dönmeye başladı, başka şekilde gitmeye başladı. Yani hani biraz daha büyüdük, İstanbul gibi bir yerdeyiz. Her şey var. Yani İstanbul gibi bir yerde hele hele ya da işte bugünün yazık semti, nefsine hakim olmak biraz daha zor. Her türlü hayat var. Bizim tarzımızdaki insanlara biraz daha zevki sefalı hayatlar daha fazla. Bir takım farklı insanlarla bağlantılarımız vardı. Ondan dolayı hayatımız biraz daha renklendi. Biraz daha yukarılara, üst segmentlere doğru çıkmaya başladı. İşte o dönemde evlendik. Kızların annesiyle evlendim o dönem. Yani hayatı gene başka yaşamaya başladık yani. Gene tabii bu hayatımız daha yukarılara tırmanarak, daha önem arz ederek, daha önemli insanlarla bir arada olarak kendimizi duyurmaya başladık.
O ara bir de işte bir takım yurt dışından falan da bir takım teklifler geliyordu. Onları değerlendirelim falan diyorduk. Bir arkadaşım biriyle buluşmak için Beşiktaş'ta tam bu Beşiktaş Meydanı'nın göbeğin orada Mimar Sinan Üstad'ın yaptığı bir cami var. Çok güzel bir cami. İsmini şu anda hatırlayamıyorum caminin. Orası da benim hayatımın aslında bir dönüm noktası oldu. 2007 yılı. Orada bir arkadaşla buluşacağım. O caminin arka tarafı Beşiktaş Çarşı'ya girer. O arada işte çay ocakları vardır. Ufak kafeler vardır. Nargile kafeler falan vardır. Orada oturdum. İşte bir şey içeceğim. Çay içeceğim. Bir arkadaşla buluşacağız. Onu bekliyoruz. Tam öğlen namazı vaktiydi. Ya müezzin, Allah ondan razı olsun, öyle güzel bir ezan okudu ki. Nakış, nakış böyle kalbime işledi. Kendimi sorguladım orada. Dedim yani ben ne yapıyorum dedim yani. Ama bir taraftan da hani içimdeki o coşkuyu durduramıyorum yani. Öyle bir coşku var ki içimde o ezan nasıl güzel geliyorsa kulağıma. Dedim yani hayatım bir anda orada da düşündüm yani ben ne yapıyorum, nasıl yaşıyorum, nasıl kazanıyorum, hani gittiğim yol ne? Yani sonuçta aslında bana göre hayat o ayetteki inna lillahin inna ileyhin raciun sadakallahu lazim bu ayette gizli. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Arada sadece bu arayı nasıl yaşıyoruz? Allah'ın bize bahşettiği ömrü nasıl yaşıyoruz? Orada kafam benim dank etti. Dedim ki yani ben ne yapıyorum dedim. Yani çocuklar vardı yanımda. Yanımda olan çocuklar vardı. Kardeşlerim vardı. Onlara dedim ki size oturun ben dedim bir. Yani onlara da söylemedim ben bir namaz kılayım geleyim diye. Yani neden utanıyorsak artık yani. Hangi psikolojiyle söylemezsek ona. Aslında onlara da demem. Kalkın bir abdest alalım bir namaz kılalım. Belki çoğu bilmiyordu yani namaz kılmayı. Ama olsun bizle beraber. Orada hani işte aslında acı bir şey biliyor musun? Allah emrettiği için o camiye gitmiyor. Beni çok seviyor. Abisiyim. Öyle görüyor. Hadi kalk. Çünkü ben o çocukları, yanımdaki çocukların hiçbirini yanlış bir yola sevk etmedim. Hiçbirinin eline silah verip gidin oğlum şunu benim için vurun demedim. Ben kabadayı kültürle büyüyen bir adamım. Ben her işimi kendim hallettim. Kendim gördüm. O konuda vicdanen rahatım. Herhangi bir vebalde taşımam çok şükür. Ben her işimi kendim hallettim çünkü. Demedik. Utandık orada çocuklardan belki. Neden utandık onu da bilmiyorum. Gittim hemen aşağıda abdest alacak yer var. Abdestimi aldım orada şadırvanda. Girdim içeride namazımı eda ettim. Allah'a dua ettim. Rabbim dedim yani bana doğru bir yol çiz. Biliyorum bu yol yol değil. Bana doğru bir yol çiz. Çıktım biraz ağladım kendimce. Orada camide biraz kaldım yani. Tabi biliyorduk Arapça Kur'an okumayı falan aslında temelimizde var. Unutmuşuz ama. Biraz oradan Türkçe mealden falan işte bir şeyler okuduk kendimizce. Çıktım dışarıya. Çocuklar bekliyorlar işte. Dediler abi göremedik seni. Dedim valla kardeşim camiye girdim çıktım dedim. Hepsi şok. Bizim abiye ne oluyor? Akşam içiyorduk bilmem neydi geziyorduk yiyorduk falan filan. Ondan sonra ya dedim onlara da çıktıktan sonra anlattım ama. Tövbe ettim. Öyle eve gittim. Kendimi sorguladım. Ne yapayım, ne yapmayayım. Birkaç gün, bir hafta hemen kolay olmuyor. Bir anda olmuyor. Aradan biraz zaman geçti. Ne kadar tam hatırlamıyorum. Belki bir ay kadar falan. Ama bu arada ara ara namazları eda etmeye başladım. İşte evde Türkçe, işte Yasin Masin okumaya başladım. Dua etmeye başladım falan işte. Sonra o hayattan kazandığım her şeyi yani izah da ettim. Dedim hani bu hayata dedim artık istemiyorum. Böyle de yaşamak istemiyorum. O hayatı öylece terk ettim ben. Dedim ki Konya'ya gideceğim. Konya'ya döneceğim. O hayattan kazandığım her şeyi de yanımdaki çocuklara dağıttım. Hiçbir şey bırakmaksızın. Biliyorum hani insan kendini bilmez mi? Nasıl kazandığını biliyorsun. O paranın, o malın, o mülkün nasıl geldiğini biliyorsun. Doğru gelmemişti yani. İşte nefse en çok ağır gelen de o oldu. Hani bir ara ne yapacağım bir kaygısı. Hani her şeyi vereceğim. Ne yapacağım? İşte bir şey yarım olursa ne yaparsan yap. Yarım yaparsan ve acabalar olursa yapacağın şeyle ilgili kafanda asla başarılı olamıyorsun. Asla yapmak istediğin şeye muvaffak olamıyorsun. Bir acaba vardı kafamda hemen kolay olmadı yani. En son araba kaldı bir tane bende. Onu da götürdüm sattım. Makam arabasıydı güzel bir arabaydı.
Onu da götürdüm, sattım, parasını işte dağıttım. Yani ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz vardı onlara. Helallaştık herkesle. Hepiniz hakkınızı helal edin. Herkese helallaştık. Ondan sonra çıktık yoldan. Yani Konya'ya döndüm. Yani sonradan biraz ilimle iştigal olunca neyi öğrendim? En büyük cihat nefisteymiş. Onu öğrendim yani. Ben her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum bununla ilgili. Yeni kitaplar okuyorum. İslamiyet çok renkli, çok çeşitli, farklı yollardan gidiyor herkes. Geçmişteki üstadların veya işte kıymetli büyüklerin, Allah dostlarının yazmış olduğu değerli, kıymetli eserleri okumaya çalışıyorum yani. Çok şükür. 30 yıl öncesine dönüp genç Musa'ya ne söylemek isterdiniz? Yapma derdim. O ilk ana geri dönsem yapma. Bu arkadaşları terk et derdim. Bütün arkadaş çevremi değiştirirdim. Ama tövbe ettikten sonra herkese demişimdir, yolumuz Allah'ın yolu olsun. Belki hani çok malımız olabilir, çok paramız olabilir. Neyi bu dünyadan götürebileceğiz? Neyi götürebiliyoruz yani? E şimdi çok malın peşine düştüğün zaman da Allah'ı unutuyorsun kardeş. Başka hayata giriyorsun. Çok işte param olsun, çok iş yapayım. Allah'ı unutturuyor sana. Yani sistemli bir şekilde bunları yapamıyorsan bizim gibidir. Sonradan hani tövbe edip de kendini Allah'ın yoluna sokan insanlar çok da öyle zengin olma hevesatıyla yaşamazlar. Zaten geçmişte çocukluğumda da gördüm babamdan. Sonra kendi hayatımda da gördüm. Kendi hayatımda da vardı. Şimdi başımı sokacak evim olsun. Çalışıyoruz, kazanıyoruz elhamdülillah, sağlığımız yerinde. İşte evimizi, ekmeğimizi helalimizden götürüyoruz. Daha getirse, gerisi bizim için önemli değil yani. Bizi daha önce duymuş muydunuz? Hayalhanemi daha önce duymuş muydunuz? Duymuştum. Çok, gerçekten çok güzel. Çok beğenerek izliyorum. Çok keyifli. Böyle anlatımlar. Ya zaten insanı etkileyen şey aslında, evet sözün özüdür ama o sözün özünü ifade tarzıdır. Ya çok beğeniyorum ben sizin ifadenizi, ifade tarzınızı, hitabı. Bir şeyi anlatırken karşı taraftaki insanları da sıkmadan anlatıyorsunuz. Bir şekilde dinlettiriyorsunuz kendinizi yani. Güzel bir şey bu. Eyvallah. O tarzdan, o yüzden tarzınızı çok seviyorum. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.